Benim lohusalık dönemimde şu anda en çok faydalandığım eşyalar, diyeyim, malzemeler, emzirirken kullandığım şeyler. Bu göğüs kalkanı, göğüs ucu silikonu, göğüs kremi ve göğüs pedi. İlk haftalarda sütünüz çok yoğun geldiği zaman göğüs pompası, süt pompası kullanıyorsunuz. Süt pompasında çok fazla hızlı çalışmayan bir pompayı tercih etmenizi öneririm. Çünkü göğüsleriniz ucu yara olabiliyor. Benim çok yara oldu. Çok eğer hızlı çekerse o yarayı arttırıyor. Benim pompam öyle değildi. Yavaş çeken bir pompa. Biraz daha uzun sürüyor ama canınız daha az yanıyor. Göğüs kalkanı da göğüsleriniz acılığında yara olduğunda teninizle temasını kesiyor kıyafetinizin. Çünkü çok rahatsız ediyor kıyafetler değdikçe yaraya. Aynı zamanda akan sütleriniz de birikebiliyor. Onun da çok faydasını gördüm. İki göğsümden dediğim çok fazla süt geldi dediğim gibi. İlk bebeğimde bu kadar yoktu. Sağmamama rağmen çok fazla miktarda kendiliğinden akıyordu. Bir de bir yandan emzirirken bir göğsünüz diğer göğsünüzden de akmaya başlıyor. İkisini de biriktirip daha sonra süt poşetlerine piyasada bulabileceğiniz çok rahatlıkla koyup buzluğa attım. Böylece ileride ihtiyacım olursa kullanabileceğimiz sütlerimiz de var. Akan sütler içinde birikiyor. Bunun havaalan versiyonu da var ama hareket ettiğinizde deliklerden dışarı akabiliyor. Özellikle gece yatarken ben bunu kullanıyordum. Dik durduğunuzda eğer sabit duracaksanız havaalan versiyonunu kullanabilirsiniz. Çünkü göğsünüzün hava almasını engelliyor bu kapalı olanlar.